İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Terrain Sculpt serisinde sondan ikinci dersimizde biraz kod kısmında derleyip toparlama yapacağız. Ongui fonksiyonunda, yani Terrain Sculpt'ların tabii ki Ongui fonksiyonunda birbirine benzer bloklarla ilk olarak Brush Tools ile ilgili denetlemeyi, daha sonra da brush, yani fırçalarla ilgili denetlemeyi yapmıştık. Sonra yine bir şu kısımlarda biraz birbirine girmiş vaziyette de olsa separator'ları incelersek, şurada bir separator var. Hemen peşinden bir tane daha var. Arada bir bölüm ekleyeceğimi söylemiştim. Sonra şu son kısım yine ayrı bir grup. Bunları şuradan da inceleyebiliriz grafiksel olarak. Çalıştırdıktan sonra eğer T'ye basar da panelin açılmasını sağlarsak, şu en soldaki 4 düğme tool. Bunlar bir grup. Sonra brush. 4 tane brush fırça var. Onlar bir grup. Şu kısmı bu derste, bundan sonraki derste hazırlayacağız. Ve en sonunda bir grup daha var. Sonuçta 4 ana grup var. Bunları aynı bu kod parçalarının fonksiyonların şu yan tarafındaki eksi işaretinden her fonksiyonu minimize edebiliyoruz. Daha iyi, her şeyi daha iyi görebilmek için. Mesela şu anda ongoing fonksiyonu dışında update'i ve konstruktör fonksiyonu minimize ettim. Onlar sadece ismiyle gösteriliyorlar. Bunları bilmeyenler için anlatıyorum sadece. Ongoing şu anda açık. Komple nereye kadar gidiyor? Şuraya kadar. Burada da Select Brush var. Sonra Select Sculpt Tool var. Onu da minimize edelim. Handle Brush, Handle Sculpt Tool, Deform Mesh, Apply Mesh Updates. Başka da yok zaten. Bu aynı minimize işlemini fonksiyonun içinde de yapabiliyoruz. Bunun için Region and Region kalıbını kullanıyoruz. Onu yapacağım. Öncelikle şu VarTemp satırını bir aşağıya alıyorum. Demin GUI aşağıdaydı. Var'ı aşağıya aldım, GUI'yi yukarı aldım. Çünkü blok bu variable tanımlamasıyla başlıyor. Demek ki onun en başına bir şuraya DS region yazıyoruz. İsmi de mesela tool panel olsun. Birazdan minimize edince sadece bu yazı gözükecek. Nerede bittiğini söylememiz gerekiyor. O da şu 205 ile başlayan separator'dan hemen sonra end region der isek, bu şekilde yaparsak o zaman tekrar yukarı çıkar. İlk yazdığımız region yanındaki bu yeni belirdi, burada yoktu. Eksi işaretine tıklayınca bu tool panel artık bir grup olarak minimize edilip maksimize edilebiliyor. Onu yaptık. Bir de ondan sonra tekrar başlıyor. Temp'in hemen üstünde. Ona da yine DS region diyoruz. Onun ismini de brush panel diyelim. Çünkü fırçayla ilgili işlemler var burada. Onun bittiği yerde bu sefer separator 413'ün hemen sonrası. 413 şurada. Bunun hemen bittiği yerde DS and region diyoruz ve o da orada bitiyor. Artık onu da minimize edebiliriz. Böyle çok daha okunaklı. Tool panel, brush panel. Sonra bu bir separator var. Onu bırakıyoruz. Sonra son grup. En sağdaki grup var. İki tane slider'ımız. Strength ve opacity için. Oraya da bir region açalım. Ona da strength veya opacity panel ismini verelim. Onun da bittiği yer artık en son kısım olmuş oluyor. DS and region dedik. Onu da minimize edelim madem. Şimdi bugün yazacağımız bu arada kalan kısım. Onu yazacağız. Onu yazmak için yapacağımız işlem oraya ilaveleri yapmak ve onu da bir region and region içerisine almak, şu kısmı. Ama ondan önce Noise Brush'ta küçük bir ilavemiz olacak. Ctrl C ile burayı kaydediyorum. Kısa bir süreliğine Noise Brush
ekranda değil, onu sağ taraftan çift tıklayıp ekrana getirdim. Onun içerisinde yapacağım işlem. Burada da fonksiyonlar var. Konstruktör, update noise var, sample var. Bunların hepsinden sonra bir tane de ongoing'i biz yazalım. Onun için şöyle en alta geldim. Class yapısının içerisinde yeni bir public fonksiyon yazıyorum. Public void ongoing. Yalnız parametre olarak bir GUI skin buraya gönderilecek. Onu kullanacak. Sonra parantezini açıyoruz. İçerisine yazacağımız iki tane draw texture ifadesi var. GUI nokta draw texture diyoruz ve parantez içerisinde alanı belirtiyoruz. Yani texture'un alanını 423 ve ekran yüksekliğinin, bunu geri alalım şöyle yukarıya, enter'e bastım yanlışlıkla, nokta height dedikten sonra şöyle 50 eksiğinden itibaren 44'e 44'lük bir alan içerisinde olsun bu texture ve texture'ün ne olduğunu söyleyelim. Resources nokta load parantez içerisinde çift tırnak içerisinde diyeceğiz. Bu şekilde çift tırnak içerisinde black. Küçük bir 8'e 8 boyutlarında siyah bir noktacık vardır resim şeklinde. Onu clamp değil repeat yaptırmıştık. Böylelikle her tarafı kaplayacak bir özelliğe sahipti. İşte onu as texture 2D şeklinde kullanırsak o her yeri o şekilde aynı renge boyayacak. Bundan bir tane daha yapacağız. Kopyala, yapıştır. Fakat ikincisinde doğrudan doğruya stensili üstüne yapıştıracağız. Burayı biraz açıklayayım. Stensilimiz, yani texture fırçalarımız hatırlarsak şeydi. Transparent idi. Neredeydi onlar? Stencil. Yok, bunlar değil. Onu daha önce almıştık zannedersem. Fırçalar burada yok. Ama şeydi, arkaları alfa kanalı vardı. Sadece texture'lar şeyden de gösterebiliriz. Şurada vardı. Texture brush içerisinde şunlar. Herhangi bir tanesine çift tıklayalım. Ama şeyden open with burada yok. Onu o zaman şeyden çalıştıralım. Çünkü onu birkaç ders oldu, hatırlayalım onu. Assets texture içerisinde, brush içerisinde mesela şu alfalardan bir tanesini GIMP'le beraber açalım. Üst üste bindirme yaptığımızı göstereceğim şimdi burada. Buradaki siyah kısım Unity'de alfaya çevriliyor. Yani şu hale dönüşüyor. Color to alfa diyecek olursak, şuradan da siyahı seçersek şu şekilde bir duruma gelmiş oluyor. Bunu iyi gösterebilmek için işte bundan önce, bunu çizdirmeden önce bir kopyasını alalım bunun. Bir tamamen siyah renk. Mesela edit fill with foreground color der. Üzerine ötekini bindirirsek bu şekilde arka fonu siyah olarak kalır. Önce bir siyah çizdirmezsek o zaman boşta kalır diğer kısımlar. Yani tam bir siyahın üzerine beyaz görmek için önce bir siyah çizdirmemiz bunun için gerekli. O yüzden koddaki şu ilk önce siyahı çizdiriyoruz. Biliyorsunuz ilk çizdirilen en altta kalıyor GUI'de. Sonra stencil'i çizdiriyoruz. Ctrl-C ile kaydettik. Tekrar Terrain Sculptor'a dönüyorum. Çünkü orada o kısmı, şu kısmı tamamlayıp bir region içerisine alacağız. Yapalım. Önce region tanımlamasıyla başlayalım. Region, bunun ismi Context Sensitive Panel. Context Sensitive, yani seçtiğimiz fırçaya göre mesela noise için veya stencil için bir alt özellikleri gösteren
Dinamik bir panel bu. Bunun içerisinde şunu yazıyoruz. Eğer brush, seçtiğimiz brush, eğer noise brush ise o zaman yapılacak işlem bir alt satırda cast işlemi yapıyoruz. Yani noise brush'a çevireceğiz. Şimdi yazacağım şeyi. Yani brush'ı noise brush'a çeviriyoruz. Sonra onun ongoing, biraz önce o yazmıştık iki satırlık ifade. Önce siyah rengi basıp sonra normal stencil'ı bastığımız oradaki ongoing'in çalışmasını sağlayacağız. Sonra bu GUI draw texture satırı var. Ondan sonra da region bittiği için end region diyoruz ve burayı da istersek minimize edebiliriz ama etmeyeceğim şimdi çünkü yeni denemesini yapacağız. Ekranda dur. Ctrl C ile kaydettim. Şimdi bir deneme yapalım. Unity'ye dönüyoruz ve play düğmesine tıklıyoruz. Yine çalıştıktan sonra T'ye basacağım ve noise seçildiğinde o aradaki boş kalan yer, yani şurada özel bir alt menü. Daha doğrusu ilk olarak sadece siyah bir resim göreceğiz. Noise'a bastım. Buraya siyah bir resim geldi. Şimdi şurada da küçük küçük slider'lar yapacağız. O slider'ları değiştirdikçe biliyorsunuz noise üretme ile ilgili serimizde slider'ları değiştirerek ekrandaki şu noise görüntüsünü değiştirebiliyorduk. İşte onun aynı ayarlarını bu sefer buraya koyacağız. Bir sonraki derste de stencil'ı seçtiğimizde burada stencil ile ilgili alt menü olacak. Ama biz şimdi noise yapıyoruz. O slider'ları koyacağız. Şimdi tekrar döndük kod kısmına. Devam ediyoruz. Yine noise brush'ın içerisinden bayağı bir yazacağımız şeyler var. Noise brush en sağda. Onu seçtim. İki tane draw texture çizdikten sonra ilk olarak bir takım bilgileri saklayalım. Noise type ismini verdiğimiz noise'un noise type'ı. Bunu hep aynı şekilde, aynı formatta hepsi için yapacağız. Octaves eşittir noise nokta octaves. Üçüncüsü frequency. Frequency eşittir noise nokta frequency. Lacunarity, onu yazıyoruz. Lacunarity eşittir noise nokta lacunarity. Persistence. Sonra da slider'ları yazdırmaya başlayacağız. Bunları bitirdikten sonra önce saklıyoruz. Persistence dedik ve son olarak burada gain var. Gain diyoruz eşittir noise nokta gain dedik ve nokta virgülünü koyduk. Şimdi ilk olarak noise nokta noise type tekrar geri yazmak kaydıyla birazdan yazacağım şeyleri noise sınıfının types şekline döndürmek kaydıyla Matf'in bir fonksiyonu olan round integer kullanacağız. Neyi integer'a çevireceğiz? Onu yazıyorum şimdi. Bir slider oluşturacağız ekranda. Bir vertical slider olacak. Bulunacağı bölge rectangle olarak şöyle. New rectangle. 470 virgül screen yüksekliğinin screen nokta height neden tanımlamadı? Şöyle büyük harf olmadığı için screen nokta height diyoruz. Ondan 50 eksik olacak. Bu hep aynı olacak. Diğerlerinde de 16 virgül 44. Bundan sonra devam ediyoruz. Bir de yine integer'a çevirmek kaydıyla noise'un noise type değeri virgül 2 virgül 0. İki tane de parantezimiz var. Bu şekilde. Yalnız bunun vertical slider'dan sonraki kısmını aşağıya alıyorum. Şu rectangle kısmını.
Bunu 4-5 kere daha, 2-4-5 kere daha yazacağız bu formatta. Noise'un bu sefer octaves özelliğini slider'dan okuyup geri yükleyecek satır yazıyoruz. Ama bu sefer doğrudan doğruya Matefin yine round the integer fonksiyonunu kullanacağız. Bu sefer doğrudan GUI.vertical slider diyoruz. Parantez içerisinde new rectangle dedikten sonra yine 486'ya geldi sıra. Diğer kısımlar aynı. Yani screen nokta height eksi 50 virgül 16 virgül 44 dedikten sonra virgül diyoruz. Noise nokta octaves değeri neyse buraya belirtiyoruz ve 4'e 0 olsun sayıları. Rectangle'da burada yine aşağıya alıyoruz. Vertical slider'dan sonra aynı sıra hizaya getirdik. Şimdi yine frekansa sıra geldi. Frekans değeri eşittir. Yine doğrudan bu sefer round integer bile yok. Frekans değeri için vertical slider oluşturuyoruz bir tane ekranda. Yine bir rectangle olacak. Bunun da 502 diğer değerleri yani screen nokta height eksi 50 virgül 16 virgül 44 dedikten sonra noise'un frekans değerini slider'a yazdıracağız. Değişiklik yapılırsa geri gelecek. Slider ile ilgili sınır bilgilerini yazıyoruz. 0f noktalı virgül. Geldik lacunarity'ye. Bunu da eşittir diyoruz. Yine doğrudan GUI'nin vertical slider görünümünü kullanarak alanını yazıyoruz. Gene sadece ilk sayı önemli. 518. Diğeri üsttekilerin aynısı. Screen nokta height eksi 50 virgül 16 virgül 44 dedikten sonra bir de slider ilk gözüktüğünde lacunarity'nin o anki değeri kaç ise onun tabii ki gözükmesi lazım. Yine sınır değerleri için 8'e eksi 2 f dedik noktalı virgül. Geldik persistence değerine. Noise nokta persistence eşittir. Yine GUI'nin vertical slider'ını kullanıyoruz. New rectangle dedik. Bu sefer 534'e kadar geldik. Yine screen nokta height değerinden 50 çıkartıyoruz. 16'ya 44'lük bir slider olsun dedik. Ayrıca noise'un persistence'ın o anki değeri gösterilsin. Sınırlandırmalarla ilgili değerler de 2f'e eksi 2f olsun dedik. Ve son olarak noise nokta gain var. Onu da yazalım. Gain'in harfi büyük olacak. Gain eşittir. Yine doğrudan GUI'nin vertical slider'ını kullanıyoruz. Yeni bir rectangle açıyoruz. 550'ye kadar geldik. Screen nokta height eksi 50 virgül 16 virgül 44 dedikten sonra noise'un gain değeri neyse onu öncelikle yazdırıyoruz. Ve sınırlandırmalarla ilgili değerler de 20f 0f gain için. Onu da tamamladık. Bir de biraz yukarı çıkartalım. Şöyle bir şartımız olacak. Eğer noise type eşit değildir. Noise'un noise type'ı ise veya yani bir değişiklik olduysa bütün slider'lar için hepsini beraber yazıyoruz. Octaves değeri yani önceden kaydettiğimiz octaves değeri sonradan slider'lar kullanılarak değiştirildiyse veya frekans için frequency hepsi için tek tek yazıyoruz. Eşit değildir. Noise'un frequency değerine eşit değilse aşağıdan devam edelim. Veya lacunarity sakladığımız eşit değildir. Noise'un lacunarity'sine eşit değilse iki tane kaldı.
Persistence eşit değildir noise'ın persistence'ına ve son olarak gain eşit değildir noise'ın gain değerine eşit değilse değişiklik yapılmış demektir. Bu durumda yapılacak işlem update noise fonksiyonu çalıştırarak noise şeklinin yeniden belirlenmesini sağlamaktır. Bu kadar. Ctrl C ile kaydediyoruz. Yazdığımız yerlerde bir hata eksiklik yoksa play düğmesine tıkladıktan sonra çalışsın. Sonra T'ye basalım. Aşağıdan noise'u seçelim. İşte slider'lar bunlar. Buradaki küçük siyah kare çok küçük olmasına rağmen istersek orada bir ayarlama yapabiliriz ama bu kadar dar bir alanda zor. Eğer ekrana getirirsem ve büyütelim bir de iyi gözükmesi için. Şöyle iyice büyütelim. Bu arada biraz daha geri kaçalım. Sonra tekrar büyütelim. Mesela şu anki slider değerleri ile yani noise'un parametrelerini burada isimlerini göremiyoruz ama böyle bir şekil var. Değiştirelim. Mesela bu hangi ayar bilmiyorum şu anda. Aslında bunlar için de buralara ya açıklayıcı bir tooltip koymak lazım veya bu değerleri gerçekten tam biliyor olmak lazım. İstediğimiz şekilde bir değişiklik yapabiliyor olmak için. Mesela bu sondan ikinci yukarı çıkardığım zaman tamamen opak olmuştu. Mesela bu şekilde bir diyelim belirledik. Ve şu anda raise'deyiz. Eğer böyle bir yükseltme yaparsak şekilde gördüğümüz gibi bir sonuç elde ederiz. Tekrar normal fırçaya geçer ve smooth'a geçer. Strength değerini de biraz azaltırsak. Çünkü biliyorsunuz normalde smooth çok bu şekilde fazla geliyor. Bu bile çok fazla. Daha da az olması lazım. Az bir smooth işlemi yaptırabilmek için. Ve böylelikle bu derste de bu noise seçildiği zaman onunla ilgili ayarları yapabileceğimiz slider'ları ekledik. Bir sonraki derste de Sculpting'in son dersinde Stencil seçildiği zaman onunla ilgili bizim hazır sanırım 19 taneydi. Tekstürlerimiz var idi. Onları burada görerek seçebileceğiz. Çünkü şu anda sadece artı ve eksi butonlarına bastıkça ekranda değiştiğini görüyoruz. Ama bir de burada preview olarak göreceğiz. O derste görüşünceye kadar hoşça kalın.